Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Güzel ahlakıyla bizlere en güzel örnek ve rehber olan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere sayısız salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyicilerimiz, Ordu İl Müftülüğü stüdyomuzda hazırladığımız programımızın bugünkü konusu ameli salih, salih amel kavramı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına geçmiş dönemlerde yaşayan ve birlikte yolculuğa çıkan üç kişinin durumunu anlatır. Yolculuğa çıkan bu üç kişi akşam olunca dinlenmek için bir mağaraya sınırlar. Fakat dağdan düşen bir kaya mağaranın girişini kapatır. Tam bir çaresizlik içindelerken birbirlerine yaptığımız salih amellerimiz ile Allah'a dua etmekten başka bir şey bizi kurtaramaz derler. Ve birinci kişi söze başlar. Allah'ım, benim yaşlı annem ve babam vardı. Ben onlardan evvel ne kendim yer içer ne çoluk çocuğuma bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün evden uzaklara gitmiştim ve döndüğümde annemi babamı yedirmek içirmek için onlara süt hazırladım. Fakat onları uyur vaziyette buldum. Bu vaziyetten dolayı da kendi yememi içmemi ve çocuklarıma yedirmemi uygun görmedim. Elimde süt kabı olduğu halde ta ki sabaha kadar annemin babamın uyanmasını bekledim. Ey Allah'ım, eğer ben bu ameli sırf senin rızan için yapmışsam bizi bu zor durumdan kurtar diye dua eder. Ve mağaranın girişindeki kaya biraz hareket eder fakat çıkılacak kadar değildir. İkinci kişi de nefsine uyup bir iffetsizlik yapacağı sırada kendisini engelleyecek hiçbir durum olmadığı halde sadece Allah'tan sakındığı için o çirkin işten vazgeçtiğini söyler ve Allah'ım, eğer bunu senin rızan için yapmışsam bizi bu durumdan kurtar diye dua eder. Mağaranın girişindeki kaya biraz daha açılır fakat çıkılacak kadar değildir. Üçüncü kişi de Allah'ım, benim işçilerim vardı. Onların ücretlerini çalıştırdıktan sonra verdim. Fakat birisi ücretini almadan gitti. Bense o ücreti çalıştırdım, çoğalttım. Ta ki o işçi daha sonra geldi ve benden ücretini istedi. Ben de dedim ki şu gördüğün sığırlar, develer senindir dedim. İşçi dedi ki benimle alay mı ediyorsun? Ben de dedim ki hayır, ben hakikati söylüyorum. Bunlar senin ücretinin çalıştırılıp sana helal olan mallardır. Senin ücretinin çoğalmasıdır dedim. Bunlar senin dedim ve o da o malları sevinerek aldı ve gitti. Bana da hiçbir şey bırakmadı. Ey Allah'ım, eğer ben bu yaptığımı sırf senin rızan için yapmışsam bizi bu sıkıntılı durumdan kurtar diye dua eder ve mağaranın girişindeki kaya açılır ve onlar da çıkar giderler. Değerli izleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre mağarada mahsur kalan bu üç kişi
O zor durum karşısında yaptıkları salih amellerini duaya katarak Allah'tan yardım istemişler ve salih amelleri hürmetine kurtulmuşlardır. Daha dünyada iken bile kişiyi zor ve sıkıntılı durumdan kurtaran, adeta bir kurtarıcı olan salih amel nedir? Bir amelin salih olabilmesi için gereken şartlar nelerdir? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde وَمَلُوا صَالِحَا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ Salih ameller işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görmekteyim buyuruyor. Değerli izleyicilerimiz, amel iradeye dayalı iş ve davranış eylem demektir. Salih amel ise niyete ve iradeye bağlı olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş demektir. Yapıldığı zaman sevap kazanılan, Allah Teala ve Peygamber'in rızasına uygun her amel salih ameldir. Bir amelin salih olabilmesi için salih ameli yapan kişinin Müslüman olması, salih ameli imanının gereği olarak yapması, bu amelin Kur'an'a ve sünnete uygun olması ve tam bir ihlas ve iyi bir niyetle yapılması gerekir. Hangi amellerin salih ameller olduğu hususunda Kur'an'a baktığımızda Allah rızasına uygun her türlü söz, fiil ve ibadetin, iyiliklerin salih amel olduğunu görmekteyiz. Başta imanımız, namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetlerimizin yapılması salih amel kapsamında olduğu gibi iyiliği yapmak ve yaymak, kötülükten sakınmak ve sakındırmak, sosyal yardımlaşma ve paylaşma gibi tüm Kur'an ve sünnete uygun her türlü iş ve davranış da salih amel kapsamındadır. Değerli izleyicilerimiz, iman ve salih amel arasında çok yakın bir ilişki vardır. İman, tasdik etmek, onaylamak anlamındadır. Dinimize göre de Allah'ın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, Kur'an'ın hak kitap olduğuna, Kur'an'da ve mütevatir sünnette haber verilen hususların doğru olduğuna kesin olarak inanmak ve bunları tasdik etmektir iman. Ve iman kalbe ait salih bir ameldir. Çünkü imanın yeri kalptir. İman ve salih amel arasında Kur'an'da ayet-i kerimelerde öyle kuvvetli bir bağ kurulmuştur ki imanın zikredildiği hemen hemen her yerde peşinden salih amel gelmektedir. Adeta salih amel kalpteki imanın dışa yansıması gibi olmuştur. Değerli izleyicilerimiz, Allah Teala bizleri başıboş yaratmadığı gibi, boş yere yaratmadığı gibi başıboş da bırakmamıştır. Ve bizleri bir takım ibadetlerle yükümlü kılmıştır. Hayatı ve ölümü hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için yaratmıştır. Ve iman ile birlikte bu sınavda başarılı olabilmemiz için iman ile birlikte salih ameller işlememiz gerekmektedir. İmanın korunması ve kalplerimizde kökleşmesi için salih ameller gereklidir. Salih ameller samimi imanın bir göstergesidir ve imanımızın güçlenmesini ve ahlaken olgunlaşmamızı sağlarlar. Salih amelleri işlemek, kişinin kalbindeki Allah sevgisinin büyüklüğüne bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'ı ne kadar severse o kadar onun rızasını gözetir ve Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Allah Teala da salih amel işleyen kullarını Taha suresi, Bakara suresi ve birçok ayeti kerimede şöyle müjdelemiştir. Kim de
Salih ameller işlemiş bir mümin olarak ona varırsa, işte onlar için yüksek dereceler vardır buyurmuştur. İman eden ve salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdele buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Her konuda örnek ve rehberimiz olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, iman hususunda ve salih amelleri hayatımıza geçirme hususunda da bize en güzel örnektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ile amelin birbiriyle olan bağlantısını şöyle ifade etmektedir. Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tadar. Bunlar Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz salih amellerin bizim ile birlikte ölüm ve ötesine gideceğini de kabirden içeri yalnız ve yalnız imanımızla birlikte amellerimizin gireceğini bize şöyle bildirmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla daima beraber olur. Ailesi, malı, ameli kişiyi kabre kadar takip eder. Ailesi ve malı geri döner, geriye yalnızca onunla birlikte ameli kalır buyurmuştur. Ve bizlerin bir kısım salih amellerimizin, sevaplarının ölümümüzden sonra da devam edeceğini, amel defterimizi kapatmayacağını yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdelemiştir. Mümin bir kişiye hayatta iken yaptığı amel ve iyiliklerinden öldükten sonra ulaşanlar, öğretip yaydığı bir ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir kitap, mushaf, inşa ettiği mescit, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttığı bir su, hayatta ve sağlıklıyken verdiği sadakadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların sevabının öldükten sonra da kişiye ulaşacağını bildiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Değerli izleyicilerimiz, bir ameli salih kılan şey yalnızca onun sonucu değildir. Ameli yapmadan önceki niyetimiz de çok önemlidir. Ve bir amelin salih olması için ancak ve ancak Rabbimizin rızası gözetilerek yapılmış olması gerekir. Niyetin çok önemli olduğunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir buyurmuş ve niyetin ne kadar önemli olduğunu bize özlü bir şekilde ifade etmiştir. İmanın gereği olarak yapılan Kur'an ve sünnete, Allah ve Peygamber'in rızasına uygun olan ve bilinçli olarak yapılan her amel salih ameldir. Yüce dinimizin bütün emirlerine uymak, bütün yasaklarından kaçınmak salih amel kapsamına girer. İman edip salih ameller işleyen kimselere Yüce Rabbimiz salih kimseler olarak isimlendirmiştir. Ve salihler cennette beraber olacaklardır. Salih amel kalbimizdeki iman ve iyi niyetle yapılırsa Yüce Rabbimize ulaşır ve bizlerin hayatımızın sonundaki yegane gayemiz olan hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, aklı hayale gelmeyecek güzellikteki cennete girmemize ve en büyük başarı olan Rabbimizin rızasına ermemize vesile olur. Değerli izleyicilerimiz, Rabbimiz bizleri dünyada da ahirette de
sıkıntılı ve zor zamanlarımızda kurtaracak, imdada yetişecek salih ameller yapabilmemizi bizlere lütfeylesin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Yüce Rabbimizden yardım isteyelim ve bir peygamber duasıyla sözlerimize son verelim. Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın duasını bizler de kendimize şiar edinelim. Bu duayı sıklıkla yapalım. Rabbim, bana ve ana babama lütfettiğin nimete şükretmemi ve senin razı olduğun salih ameller işlememi bana nasip eyle. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.